ev dönüşümle ilgili Uyumsoft yetkililerimizin meslek hayatını kolaylaştıracak bilgiler hakkında kendilerini buraya davet ediyoruz uygulama için. Bir taraftan kahvaltı yaparken diğer taraftan sorumluyuz diyelim. Günaydın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bizlere bugün bu imkanı tanıyan dernek yöneticilerine de. Biz bu özellikle Öncü Muhasebeciler Birliği grubunu yeni tanıştık. Ben hatta bazı takım arkadaşlara da meslek mensuplarına sordum. İlk defa görüyoruz diye. Evet dedi, yeni bir oluşum. Ben öncelikle bir kere hayırlı uğurlu olsun diye dileklerimi öncelikle söylemek istiyorum. Sunumumuzla ilgili biliyorsunuz Uyumsoft olarak biz özel bir entegratörüz. E-fatura, e-defter, e-arşiv ve e-biletle ilgili. Bugün yapacağımız sunumla ilgili ben bir ön bilgi vermek istiyorum. Ben çok kısa bir kurumsal sunum yapacağım. Biraz şu en son e-fatura havuzundaki miktarlar ve sayılarla ilgili de bilgiler paylaşacağım sizlerle. Daha sonra Sena Hanım sizlere e-fatura, e-defter, e-arşiv ile ilgili son durum hakkında bilgi verecek. Sonrasında da ben özellikle de serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, eğer sorularınız olursa da e-yusaliye ile ilgili bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Ve tahmin ediyoruz herhalde bir 45-50 dakika, maksimum bir saat içerisinde de sunumu bitirmek istiyorum. Bu arada sizlerin konuyla alakalı bir takım sorularınız olursa benim sunumumu bitirmeme ya da arkadaşlarımızın sunumunu bitirmenize gerek yok. Direkt interaktif olarak soruyu sorabilirsiniz. Bence çok daha iyi olur. Biz de en azından sizlerin en çok neye ilgi duyuyorsunuz? Yöneliminiz nedir? Bu konu hakkında da bilgi sahibi olmuş oluruz diye düşünüyorum. Peki müsaade ederseniz ben sunumuma başlayacağım. Şimdi Uyumsoft'la ilgili ben şöyle çok kısa bir bilgi vereyim. Biz bir yazılım şirketiyiz. 1996 yılında kurulmuş, %100 yerli sermaye ile çalışan bir firmayız. Şu an için herhangi bir gruba, bir fona dahil olan bir firma değiliz. Başlangıçta 96 yılında yaklaşık 3 ortakla kurulmuş, bugün de anonim şirket olan bir yazılım şirketi. O günlerde sayımız 3 ile 5 arası değişiyordu, yani ilk kuruluş aşamasında. Bugün şu an gelmiş olduğumuz personel sayımız 175'in üzerine çıkmış durumda. Bu büyüklüklerle ilgili de bilgiler vereceğim. Tabii burada özellikle yol haritamızda çok bazı belli bir takım kırılımlar var ama ben çok geriye gitmeden daha güncel olan noktadan devam etmek istiyorum. Bizim için esas kırılım noktası 2008 yılı ve sonrasında özellikle kamu projeleriyle ilgili olan sürecimizden sonra başladı. Ve 2010 yılından 2012 yılına kadar da bugün aslında detaylarını konuşacağımız e-fatura, e-defter ve e-arşiv ile ilgili Türkiye'deki Mersis'in altyapısını yapan yazılım şirketi biziz aslında. Biz bu konuyu çok kendimize reklam yapmıyoruz ama Türkiye açısından çok önemli bir projeyi devreye aldık. Çünkü bizden önce bu proje birkaç defa yarıda kalmıştı. Fakat 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda biz Mersis'i 2012'nin sonunda devreye aldık ve 2013 yılı itibariyle de ilk özel entegratörlerden bir tanesi olduk. Dolayısıyla da şirketin asıl bu
zaman sonrası yani bu proje ile birlikte hakikaten çok ciddi ilerlemeler kaydetti ve çok daha iyi bir konuma geldi. Dolayısıyla da 2016-2017 bizim için gerçekten özel entegratör olarak çok başarılı geçen yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Evet, pardon. Evet, kurulduğumuzda 5-6 kişilik bir yazılım şirketiydik. Bugün genel merkezimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta yaklaşık 3000 metrekarelik kapalı bir ofiste çalışıyoruz. Bunun haricinde Türkiye'de evet, bunu bir türlü evet, Türkiye evet, Türkiye'de genel müdürlüğümüzün haricinde, İstanbul'un haricinde İzmir, Bursa ve Ankara'da da bölge ofislerimiz var. Tokat'ta özellikle yaklaşık şu an 60 kişinin bulunduğu bir operasyon merkezimiz var. Azerbaycan'da Bakü'de de bir ülke ofisimiz var. Şu an dediğim gibi sayımız 175'i geçmiş durumda. Dolayısıyla da şirket olarak da şöyle söyleyebilirim. Son 3 yıllık büyüme oranımızı söyleyeyim. %444. 3 yıl arka arkaya. Evet. Şimdi aslında tabii bu temel büyümenin sebepleri nedir diye bakıldığında biz aşağı yukarı neredeyse 21 yıldır ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlama çözümleri sunan, Türkiye'de %100 bu konuyu dünya lideri SAP karşısında da zaten çok ciddi konu projelerinde de iyi yani durabilen yazılım şirketlerinden bir tanesiydik. Ama bizim için esas büyüme süreci kamu projeleriyle birlikte başladı. Biraz bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Biz yaklaşık şu ana kadar 12 çok büyük kamu projesi tamamlayıp teslim ettik. Biraz önce demin söylemiş olduğum gibi Mersis projesi bunlardan bizim için Türkiye için de en prestijli devlet ve kamu projelerinden bir tanesiydi. Diğeri özellikle Türkiye'deki 2012 yılında 2013 yılında 212 tane meyve ve sebze halinin tüm entegrasyonu projesiydi. Boğaz'dan gemi geçişleriyle ilgili kıyı emniyeti projesi gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili bir özel bir proje, Türk Kızılayı projesi, İstanbul'da İGDAŞ'ın özellikle online tahsilat sistemi gibi çok ciddi devlet ve kamu projeleri yapmış bir firmayız. Fakat bizim için esas bugün teşkil eden süreç 2012 yılında tamamladığımız Mersis projesi. Şimdi tabii Mersis projesini yapan bir özel entegratör olmamızdan dolayı bazı bir takım özel durumlarımız da olabiliyor. Nedir? Özellikle GDS Başkanlığı'nın önümüzdeki dönemle ilgili bir takım çıkaracağı tedbirlerle ilgili ister istemez bazı bilgilere ulaşma imkanımız olabiliyor. Neden? Mesela biz geçtiğimiz yılın başında bir takım sorular geliyordu bizim karşımıza ve biz bu soruları duyunca dedik ki 3. ayda yani geçen senenin Mart ayında zamanını kestiremiyoruz ama ya bu sene ya da önümüzdeki seneyi kastederek Eylül saniye geliyor demiştik. Çünkü GDS Başkanlığı bize bu konuyla ilgili bir takım bilgilerle soruyordu. İşte şu alanlarda şunu yapsak olur mu, bu bilgiyi alabilir miyiz, fatura bilgileriyle eşleştirebilir miyiz vesaire gibi. Dolayısıyla buna benzer bir takım biz öngörüleri de daha önceden diğer entegratörlere göre görebilme ve duyabilme şansına sahibiz. Mesela biz 2012 yılı içerisinde hal kayıt sistemini devreye aldığımızda ve özel entegratör olduğumuzda acaba dedik bu sisteme nasıl bir etkisi olacak dedik. Düşünüyorduk nasıl olabilir? Bir takım yeniden sorular gelmeye başlayınca dedik ki müstahsil makbuzu yolda geliyor dedik. Çünkü müstahsil makbuzu da biliyorsunuz hal ve kayıt sistemiyle tamamen entegre çalışan bir resmi belge, evrak. Dolayısıyla buna benzer bir takım bize sorulan sorulardan önümüzdeki dönemde, yıllarda ticari hayatla ilgili nasıl, ne şekilde bir takım önümüze tedbirler gelecek onları anlamaya çalışıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz yıl yetiştiremediler ama bu yıl eğer bir iyileştirme yapabilirlerse, böyle bir imkan olabilirse, defter konusu üzerinde GDES Başkanlığı çok ciddi duruyor arkadaşlar. Özellikle beraat kayıtları ile ilgili bir takım ek alanlar gelecek. İrsaliye konusunu biliyorsunuz,
Aslında 1 Temmuz'da zorunlu bir geçiş vardı fakat bir tebliğ yayınladılar. Bu zorunlu geçişi şu an tamamen gönüllülük esasında bıraktılar. Aslında Eğirsaliye'nin her ne kadar gönüllülük esasında da olsa da sistem açık. Yani bu sisteme katılmak isteyen gönüllülük esasında olan bir firma çok rahatlıkla girebilir. Biz bu konuyla ilgili hizmet de veriyoruz Eğirsaliye ile ilgili. Fakat Eğirsaliye'den gelen bir takım bilgilerden dolayı, çünkü şöyle düşünün, defter kayıtlarında bir stok bilgisi de gelmeye başlayacak İhsaliye ile birlikte. Çünkü bütün giriş çıkış hareketleri de bu defter kayıtlarına İhsaliye ile ister istemez yansıyacak. Biz hatta geçen senenin başından beri sizlere, meslek mensuplarına diyorduk ki aman bu konuda çok dikkatli olun. Özellikle mükelleflerinizin tuttuğu defter konusunda çok itinalı davranılması gerekiyor. Bunu işverenlere ve iş sahiplerine anlatın. Çünkü önümüzdeki dönemden itibaren Yerelası Başkanlığı defter onlar için çok hassas bir nokta haline geliyor. Şimdi tabii hep bugünü konuşuyoruz ama gelecekle ilgili de şöyle bir takım öngörüler var. Bizim gördüğümüz, hissettiğimiz ve sorulan sorulardan mesela örnek vereyim. Şu an fatura, defter, e-arşiv, e-bilet, işte müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, irsaliye değil mi? Bunlar bizim duyduğumuz servisler. Bu toplam servislerin sayısı 42 olacak. Daha henüz buzdağının çok görünen bir kısmı çok ufak. Çok büyük bir gövde daha henüz gündeme gelmedi. Ama önümüzdeki dönemde gelme ihtimali en yakın olanlar ne olabilir? Ben söyleyeyim mesela e-mizan, e-yönetim kurulu gibi, e-ödeme yani e-banka gibi olan süreçler de bu sistemin içerisine aşama aşama girecek. Neden? Çünkü biz 2012 yılında Maliye ile birlikte, yani Yerelası Başkanlığı ile birlikte bu Mersis projesini yapan alt yüklenici olarak Yeni Zelanda'da bir toplantıya gitmiştik. 90 tane ülkenin de Maliye Bakanları da oradaydı. Türkiye orada bir toplantıda 90 ülkenin de bulunduğu bir sözleşmeye imza attı. Bu imzanın amacı şu, Merkezi Sicil Envanter Kayıt Sistemi'ni 2020 ya da yanılmıyorsam 21 yılında bu 90 tane ülke birbirine açacak. Yani siz bugün burada bir şirket kurduğunuz zaman, Almanya'da da bir şirket veya bir şube açmaya kalktığınızda Mersis numarasını bu ülkeye gittiğinizde vereceksiniz. Tüm şirket kayıtlarını, ortaklık bilgilerini, sermaye bilgilerini hepsini görecek oradaki ticari mercileri. Aynı şey bizim için de söz konusu. Şimdi dolayısıyla